Türk toplumunun artık ne kadar bilgisiz, ne kadar bilinsiz, izlediği şeyi anlamama konusunda ne kadar üst seviyede olduğunu bu son atmış olduğum tapsıva videosundan sonra anladım değerli arkadaşlar. Ee, şimdi <laughs> yorumlar geldi. Öyle bir yorumlar geldi ki aklınız hayaliniz durur. Hani okurken bile insanın sinir eden yorumlar geldi. Çünkü o tapsıva videosu içerisinde sanki Tapswap'a dolandırıcıymışım gibi bir video hazırlamışım muamelesi görüldü. Video içerisinde de tapsıva ile alakalı bir dolandırıcıdır veya buna benzer bir şey dememişim. Aksine bu konuyla alakalı işte Binance List e olacak. Belli başlı kişilere belki verebilir gibisinden olaylardan bahsetti. Bugün baktığınızda bir tembuz. Yani bugün tapısına bir lansmanı olması gerekiyordu. Ne oldular? 2 gün daha uzattılar. Dediler ki YouTube hesabımızı açtık. Gelin YouTube hesabımızı kasalım. Buraya gidip abone olursanız size ne vereceğiz? Bir milyon falan vereceğiz. Herkes haldır haldır aldır oraya gitti. Yani bu süreyi birazcık daha uzattılar gibi. E şimdi şöyle bir baktığımızda da ben zaten buna benzer kripto para projelerinin sıkıntılı olabileceğinden bahsetmiştim o videomuzda değerli arkadaşlar. Bakın ona benzer kripto para projeleri yani size şunu söyleyen kripto para projeleri bakın burayı vurgulayarak söylüyorum gelin buraya tıklayın işte günde 10 tane bu tokundan kazanın ama bize 100 dolar verirseniz biz size bundan 100 tane daha fazla token veririz yani her tıklamanızı arttırırız ama önce bizim tıklamamız gerekiyor gibisinden gelen projelere mümkün oldukça dikkatli davranın. Baktığımız zaman da tipsweep'in içerisinde de belli başlı olaylar yaşanacak arkadaşlar. Kimisi cüzdanını bağlayamayacak, hata alacak, kimisi cüzdanını kaybetmiş olacak, geri kurtaramayacak gibi gibi bir sürü olaylar olacak. Kimisi satış bile veremeyecek çünkü bunların kendi içlerinde bir ligleri vardı. O liglere bağlı olarak zaten belli başlı satışlar yapılacak. Yani senin 500 milyon adetin varsa bunun kalka 500 milyon adetini satamayacaksın. Neden? Çünkü bu piyasada bir satış baskısı oluşturuyor ve fiyatı zınk diye aşağıya çeker. Sizlerden ricam mümkün oldukça videoları anlamak için dinleyin arkadaşlar. Yani işte belli başlı yerlerden alıp anlamadan veya atlatarak izlerseniz zaten tam olarak ne anlatmak istediğimizi anlayamazsınız. Bu konularla alakalı anlatmak istediklerim de bunlardı inşallah bunu da anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.